Mümtehine Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik, Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda, siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim. Ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır engin merhamet sahibidir Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz Allah adaleti olanları elbette sever Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederken size geldiklerinde onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız Onları kâfirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara kocalarına harcadıklarını, mehirlerini geri verin. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar, böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır engin merhamet sahibidir ey iman edenler Allah'ın kendilerine gazap ettiği inkarcıların kabirlerde yatanlardan onların dirileceklerinden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmiş bir topluluğu dost edinmeyin azim olan Allah doğru söyledi